çağırıyor emir baş gözün önüne. Çok sağ olun. Sayın Genel Başkanım, şayet müsaade ederseniz partimize katılımlar var. Rozetlerini takmak üzere isimlerini anons edeceğim. Evet, buyurun. 1999 genel seçimlerinde ilçe başkanı olarak görev yaptığı Doğru Yol Partisi'ni Siirt Baykan'da birinci parti yapmayı başaran ve Demokrat Parti'den istifa ederek dostları ve geniş ailesiyle aramıza katılan Sayın Adil Erdem Bey. Buyurun efendim. Kütahya'dan aramıza katılan emekli kıdemli albay Sayın Selahattin Alsaç. Ne illet ne de zillet, haddini bir adı millet. Vakit geldi güneş yakın, bu millet güler elbet. Ne illet ne de zillet, haddini bir adı millet. Vakit geldi güneş yakın, bu millet güler elbet. Millet bizi çağırıyor. Kütahya Üzümlü köy muhtarı Sayın Genel Başkanım, kıymetli iyiler, bugün 4 yıl önce kurulan iyiler ailesine, cesurlar hareketine katılmanın onur, gurur ve heyecanını yaşamaktayız. Bize bütün bu duyguları yaşatan tüm iyiler ailesine şükranlarımı sunuyorum. Sayın Genel Başkanım, taktığınız bu rozetin ilkelerine, vizyonuna ve onun taşıdığı tüm değerlere ömrümün sonuna kadar hizmet etmeye tüm iyiler huzurunda söz veriyorum. İzin verirseniz Mevlana'nın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var. İyi Parti, ümitsizlerin ümidi, çaresizlerin çaresi, ülkemizin üzerinde çöken karanlıkları aydınlatan İyi Parti var. Onun profesyonel kadroları var. Azimli, kararlı, cesaretle yolunda yürüyen Sayın Genel Başkanımız var. Allah bu yolda tüm iyilerin yolunu, bahtını, şansını açık edip yar ve yardımcısı olsun. Türk milleti şunu bilsin ki yakın tarihte İyi Parti'nin iktidarında, Meral Akşener'in başbakanlığında tüm sorunlarını çözecek, tüm problemlerinden kurtulacak, herkes iyi olacak, Türkiye iyi olacak. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kütahya Üzümlü köy muhtarı Gediz Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Hasan Coşkun. Düzce Kuş Açması Köyü Muhtarı Sayın Hasan Erer. Düzce Şehit Kemal Işıldak Mahallesi Muhtarı Sayın Şaban Işıldak. Düzce Çilimli Belediye Meclis Üyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak aramıza katılan Sayın Melik Çekiç. Türkiye Partisi Sivas İl Başkan Yardımcısı Uzman Veteriner Hekim Sayın Canan Caner Külü. Saray değil yuvamız, edilecek
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Kadın Kolları Eski Başkanı Sayın Nimet Aktaş. Doğru Yol Partisi Sivaslara Kurucu İlçe Başkanı Sayın Fikret Meral. Partisi İstanbul Eski İl Başkanı ve Demokrat Parti Eski Genel İdare Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Yaşar Gencoğlu. Ailemize yeni katılan dava arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor ve mikrofonu Sayın Genel Başkanım'a arz ediyorum. Buyurun efendim. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dedikoduların değil, milletimizin gerçeklerinin konuşulduğu grup toplantımıza hoş geldiniz. Hamasi nutukların değil, milletimizin dertlerine çözümlerin konuşulduğu grup toplantımıza hoş geldiniz. Türkiye'yi birbirine düşman etmeye çalışanların değil, zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için çalışan iyi ve cesur insanların grup toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dava arkadaşlarım, sözlerimin başında bizim için büyük önem taşıyan bir dış politika başlığına, Türk dünyasındaki gelişmelere değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bundan aylar önce, geçtiğimiz 3 Mayıs günü Güçlü Türk Dünyası ve Güçlü Türkiye için 9 ilke ve hedef isimli çalışmamızı paylaşmıştım. İYİ Parti olarak bu çalışmamızda konseyin isminin Türk Devletleri İşbirliği Örgütü haline getirilmesi, bir yatırım fonu kurulması, ortak tarih ve ortak coğrafya kitaplarının hazırlanarak tüm okullarımızda okutulması, ortak bir televizyon kurulması, ortak bir turizm paketi hazırlanması ve en önemlisi Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de örgüte dahil edilmesi çağrısında bulunmuştum. 12 Kasım'da toplanan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde alınan kararlar çerçevesinde bu başlıklara dönük bazı adımlar atılmış olmasını ve bilhassa Sayın Nazarbayev'in teklifi ve diğer üyelerin ortak kararıyla örgütün Türk Devletleri Teşkilatı adını almasını memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Ancak bununla birlikte 2 gün önce kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu birlik içerisinde yer almasını tarihin bize ve Türk dünyasına yüklediği önemli bir sorumluluk olarak görüyorum. Çünkü inanıyorum ki sadece tek bir tanıma kararı bile Kuzey Kıbrıs Türklüğünün geleceğine ışık tutacaktır. Değerli milletvekilleri, değerli dava arkadaşlarım. Açıkladığımız 9 ilkemizin ilk sırasında yer alan tarihsel kazanımların korunması, egemen eşitlik ve karşılıklı anlayışın esas alınması doğrultusunda bu sahanın siyaset üstü bir anlayışla geleceğe taşınmasını bir zorunluluk olarak görüyoruz. Dünden bugüne birbiri ardına eklemlenmiş tarihi gelişmeler, bağımsızlık mücadeleleri
ve ileri görüşlü devlet adamlarımızın etkili kararları ile kendisini gösteren Türk işbirliği ideali ayrım yapmadan bir bütün olarak irdelenmek durumundadır. Huzurlarınızda tüm Türk dünyasına ilan etmek isterim ki biz bu projeyi her türlü siyasi hesabın ötesinde sarsılmaz bir süreklilik ekseninde değerlendiriyoruz. Yaklaşan İyi Parti iktidarında hiçbir kardeşin bir diğerine üstünlüğünün olmadığı egemen ve eşit devletler olarak kalkınmanın ve demokrasinin taçlandığı bir Türk işbirliği meydana getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kardeş ülkelerimizin bugüne kadarki kazanımlarını tümüyle koruyarak bir büyük barış ve refah birliğini hep birlikte el ele vererek hayata geçireceğiz. Bu çerçevede milletimizden yetkiyi aldığımızda Türkiye'de ivedilikle bir Türk Dünyası Bakanlığı kurarak dağınık ve koordinasyonsuz tüm kurum ve kuruluşları tek çatı altında toplayacağız. Bu vesileyle özellikle Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kendisi Türk dünyası liderler zirvesine bugüne kadar eksiksiz ve sürekli biçimde katılmış olan tek lider olarak Türk işbirliğinin kurumsallaşmasında tarihi bir rol oynadı. Allah ondan razı olsun. Aziz milletim, ülkemizde artık her gün yaşar olduğumuz kadın cinayetleri soluğumuzu kesmeye, yüreğimizi parçalamaya ve öfkemizi perçinlemeye devam ediyor. İnsan öleceğini bilerek yaşayan bir canlıdır. Ama maalesef ülkemizde kadınlar öldürüleceklerini bilerek yaşıyor. Nerede, ne zaman, kim tarafından, ne sebeple öldürülebileceğini düşünerek yaşıyor. Sevdiği zaman başına geleceklerden, sevmediği birini reddetmekten, tenha sokaklardan, gün ortasında bile yalnız yürümekten korkarak yaşıyor. Her 10 haberin 5'inde dinlediği hikayelerden, Twitter gündeminde birinci sıraya yerleşen isimlerden, Instagram'da siyah beyaz paylaşılan fotoğraflardan biri olabileceği endişesiyle yaşıyor. Geçtiğimiz hafta bir cani, genç bir kadını Başak Cengiz'i aramızdan aldı. Başımız sağ olsun. Yüce Allah kederli ailesine ve sevdiklerine sabırlar versin. O kadar acı ki, eğer o psikopatla karşılaşmamış olsaydı, eğer ülkemizde bir kadını öldürmek bu kadar kolay olmasaydı, Başak kızımız şimdi aramızda olabilirdi. O kadar acı ki, bu katil daha önce psikolojik tedavi görmüş. Ailesi durumunu biliyor. Bir doktor gözetiminden geçmiş, doktorlar durumunu biliyor. Resmi işlemler yapılmış, yani devlet de durumunu biliyor. Yani bir anlamda herkes her şeyi biliyor ama bu cani 28 yaşındaki bir evladımızın karşısına çıkıncaya kadar kimse parmağını oynatmıyor. Ve bu büyük acının belki de en kahredici yanı ne biliyor musunuz? Bu cani Başak'ı savunmasız diye hedef alıyor. Bunu tekrarlamak istiyorum. Niçin Başak'ı öldürdün sorusuna o savunmasızdı, kendini savunamaz diyor. Kadın kendini savunamaz diyor. O bir kadın ve savunmasız. Bir psikopatın bile Türkiye'de kadınların durumuyla ilgili vardığı kanaate bakar mısınız? Değerli milletvekilleri, bu kafa kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bu kafa kadını her tür saldırıya karşı savunmasız bırakan bir zihniyetin ayak izlerini takip etti. Bu kafa kadına her tür hakareti edebilenlerden cesaret aldı. Bu kafa 3-5 kendini bilmezin yarım aklına uyup İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede yırtıp atanlardan cesaret aldı. İstanbul Sözleşmesi'nin yırtılıp atıldığı 31 Mart'tan bu yana 203 başağımızı kaybettik. Her gün neredeyse iki kadın cinayete kurban gidiyor.
Her cinayette arş-ı âlâ titriyor, melekler ağlıyor. Ama bunların taşlaşmış kalpleri oralı bile değil. Söyleyin, kadınlar kendilerini nerede güvende hissetmeliler? Evde mi? Sokakta mı? İş yerinde mi? Hiçbir yerde güvenli değiller kardeşim. Hiçbir yerde. Kadınları koruyamıyorsunuz. Zaten zor olan yaşam mücadelesinde kadınları yalnız bıraktınız. Kadınların adalete olan inancını da yok ettiniz. Kürsülerden nutuk atmakla olmuyor Sayın Erdoğan. Şu kadın diyerek beni tehdit etmekle de olmuyor Sayın Erdoğan. Bu zalimlik ne zaman bitecek? Bu haksızlığa ne zaman dur denecek? Bu ülkede kadınlar ne zaman huzurla yaşayabilecek? Ben söyleyeyim. İlk önce ruh hastalarının gönlünü hoş eden canilere cesaret veren, kadın hakkında abuk sabuk konuşan ahlak yoksunu zihniyetten hep birlikte kurtulacağız. Sonrasında gereği düşünüldü denilerek ama düşüncesizce verilen utanç verici tüm kararlara inat, İyi Parti iktidarında gereğini yapacağız. Kadınların yıllardır süren mücadelelerini bir devlet politikası haline getireceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için anayasada gerekli düzenlemeleri yapacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni hızla imzalamakla kalmayıp uygulamaya sokacak, uygulanıp uygulanmadığının da takipçisi olacağız. Ez cümle, İyi Parti iktidarında kadınları yaşatacağız. Aziz milletim, ülkemizde sadece kadınlar değil, geleceğimiz de ölüyor. Öğrencilerine kavuşamayan öğretmenlerimizi de kaybediyoruz. Kimi zaman bir intihar notuyla, kimi zaman da çalışmak zorunda kaldığı bir inşaatta kaybediyoruz. Yine geçtiğimiz hafta aslında herkes tarafından bilinen ama kaybetmeden değeri anlaşılmayan bir başka acıya daha şahit olduk. Gencecik yaşında fedai öğretmenimizi kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevdiklerine Cenab-ı Hak'tan sabır diliyorum. Fedai öğretmenimizden geriye bir inşaattan alın size 83 puanın mükafatı diye sitem ederek paylaştığı fotoğrafı kaldı. En son neyinizi kaybettiğiniz sorusuna verdiği hayallerimi cevabı kaldı. Oysa fedai öğretmenimiz hayallerine kavuşabilirdi. Çalışmalarının sonucunda hak ettiği gibi yaşayabilirdi. KPSS'den aldığı 83 puanla bir öğretmen olarak atanabilirdi. Bugün fedai öğretmenimizi de başarılarıyla anabilirdik. Ama maalesef onu da atanamadığı için çalıştığı inşaatta elektriğe kapılıp hayatını kaybeden bir öğretmenimiz olarak anıyoruz. Şimdi sormak istiyorum. Kendi kızına, oğluna, yeğenine üniversitelerde kadro açanlar, siz fedainin yitip giden hayatından hiç mi sorumlu değilsiniz? 5-10 maaşlı beceriksiz danışmanlar, devletten aldığı ballı ihalelerle rant kovalayan yandaşlar, siz ahirette yakanızı fedainin elinden kurtaracağınızı mı zannediyorsunuz? Peki ya Sayın Erdoğan, sen tüm bu adaletsiz düzene çanak tutarak fedainin vebalini nasıl ödeyeceksin? Değerli dava arkadaşlarım, fedai oğlumuz ve nice atanamayan öğretmen kardeşimiz maalesef Sayın Erdoğan'ın gündemi ve öncelikleri arasında değil. Kendisi bambaşka konularla meşgul. Mesela son olarak geçen haftaki grup toplantımızda arkadaşlarının ilçe ziyaretlerimize gönderdiği provokatörler için söylediklerimi nedense üstüne alınmış. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kendisi bana ahlak yoksunu demişti. Kızını alamayıp dün de artık suyumuzun kaynadığını söyleyip beni ve sizleri tehdit etti. Bitlere fısıldayan adamı durdurabilene aşk olsun.
Yalnız yapmayın, yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Biz saçmalıklara güleriz. Biz bugüne kadar hiçbir kişiyi yuhlamadık, yuhlatmadık. O da onların ayıbı. Yalnız bu sefer büyük ilerleme var ha. Bayan dememiş. Şu kadın, bu kadın demiş. Küçük de olsa en azından bir ilerleme var. Hanımefendiler, yavaş yavaş öğretiyoruz. Bak Sayın Erdoğan, unutma bir gün hepimizin suyu ısınacak, kaynayacak. Bir gün hepimiz o teneşire uzanacağız. Biz Allah'ın emri olan o güne hazırlıklıyız. Çünkü biz ecelin ne bir nefes evvel ne de bir nefes sonra olduğuna iman edenlerdeniz. Ama sen kendine yazık ettin. Bu hallere düşmemeliydin. Nereden nereye? Dün Fırat'ın kenarında kaybolan kuzudan bile sorumlu olacağına inanan Tayyip Erdoğan nerede? Bugün rakibinin suyunu kaynatmakla tehdit eden, onu teneşire yatırmakla tehdit eden Tayyip Erdoğan nerede? Yazıklar olsun be, yazıklar olsun. Düştün bu ibretlik durumda. Artık sen bize ahlak konusunda ahkam kesecek durumda değilsin. Çünkü senin kendine hayrın yok. Elindeki patlak ampulle aklın sıra güneşi aydınlatmaya çalışıyorsun. Ama madem öyle, madem bizim için teneşiri hazır etmişsin, haydi o zaman gel sen ve arkadaşlarının karnesine birlikte bakalım. Sayın Erdoğan, asıl ahlak yoksunu kimdir biliyor musun? Gerçek olmadığını bile bile bir kişiye iftira atan ve bu iftiraları yaymak için karanlık odalarda troll besleyendir. Asıl ahlak yoksunu sarayına yılda 3 milyar lira masraf ederken şehit ve gazilere sadece 18 milyon lira bütçe ayırandır. Asıl ahlak yoksunu bir yandan dindar pozları takınırken diğer yandan milletin hakkını, hukukunu ayaklar altına alan ve kul hakkı yiyip kıs kıs gülendir. Asıl ahlak yoksunu terörist başının mektubunu okutup kardeşini de devletin televizyonuna çıkartan ve ondan sonra da pişkin pişkin önüne geleni terörist ilan edendir. Asıl ahlak yoksunu yüce Türk milletine küfredenin vergi borcunu silip bir de üstüne ihale verendir. Asıl ahlak yoksunu onlarca belgeli bilgili yolsuzluk varken savcılara soruşturma yapmayın diye baskı yapandır. Asıl ahlak yoksunu yandaşlarına yüzlerce milyarlık ödeme yaparken öğretmene, emekliye, EYT'liye gelince kaynak yok diyendir. Asıl ahlak yoksunu yabancı devlet başkanlarının hakaretlerini sineye çekip havuz medyası eliyle kendini kahraman ilan ettirendir. Sayın Erdoğan, asıl ahlak yoksunu ülkenin yarısı açlık sınırı içinde, sınırı altında yaşarken dolar 10 lira, ben gelirken baktığımda 10.43'tü. Olmuşken utanmadan, sıkılmadan, yüzü bile kızarmadan ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir. Biz ahlakı kadim tarihimizden, şanlı ecdadımızdan ve bizden önce bu kutlu yola çıkıp önce millet, önce memleket diyerek dimdik yürümüş
nice büyüklerimizden öğrendik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. İşte o yüzden bizim sen ve yandaşların gibi ülkenin başına bela olmuşlardan, milletin zenginliğine bitler gibi dadanmışlardan, memleketi güve gibi kemirenlerden alacağımız en küçük bir ahlak dersi olamaz. Aynaya bakın, aynaya. Orada gördüklerinizden mideniz bulanacak, eminim kusacaksınız. Değerli dava arkadaşlarım, Sayın Erdoğan bir yandan kürsülerden ahlak tiratları atarken, diğer yandan da akıl dışı teorilerini 83 milyonun rızkıyla test ediyor. Şimdiye kadarki tüm testler başarısız oldu. Ve her testin sonucunda milletimiz daha da fakirleşti. Ama ilginçtir, bu testlerin sonuçları hiçbir zaman Sayın Erdoğan'ın yanına, yöresine uğramadı. Kendisi bir kez bile ben 83 milyonu fakirleştirdim, bari bu yıl maaşıma zam yapmayayım demedi. Kendisi bir kez bile millet işsizlikten kırılıyor, bari şu 5 maaş alanların maaşını keseyim demedi. Kendisi bir kez bile hem ekonomiyi batırdım hem de 500 milyon dolarlık uçakla geziyorum, böyle olmaz, ayıptır demedi. Tam tersine asrın lideriyim pozlarıyla ortalıkta gezip dolar 10 lira 36 kuruş olsa da zerre tasarruf etmedi. Dolar 10 lira 36 kuruş olsa da yandaşlarının ihale paralarını tıkır tıkır ödemeye devam etti. Olan da her zamanki gibi yine milletimiz oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu bu acı tablo içerisinde asrın hatası Sayın Erdoğan şimdi de şuursuzca çıkmış, biz ekonominin kitabını yazdık diyor. Elhak doğru. Şimdiye kadar ekonominin nasıl yönetileceğine dair binlerce kitap yazıldı. Ama ekonominin nasıl batırılacağına dair hiçbir kitap yazılmamıştı. Onu yazmak da sana nasip oldu Sayın Erdoğan. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Literatürdeki bu büyük boşluğu doldurduğun için seni tebrik ediyorum. Ama sen ve beceriksiz yönetiminin bu ülkenin tarihine yazdığınız başka kitaplar da var. Onlardan bahsetmeden gösterdiğin bu üstün performansın hakkını veremeyiz. Mesela bileğinin hakkıyla sınav kazananları değil, dayısının kartıyla sınav kazananları işe sokarak liyakatsizliğin, haksızlığın ve hukuksuzluğun kitabını yazdınız. Mesela 3 liralık işi 33 liraya yaptırarak yandaşı zengin etmenin, devletin ve milletin malına çökmenin kitabını yazdınız. Mesela dış politikada bir alıp üç vererek, aynı anda bütün ülkelerle kavga ederek, yüzyıllık düşmanları bile Türkiye'ye karşı birleştirmenin kitabını yazdınız. Mesela 10 yılda 10 milyon sığınmacıyı sınırlardan içeri alarak nüfus mühendisliğinin kitabını yazdınız. Mesela her sene eğitimde reform naraları atıp milli eğitim sistemini kevgire çevirmenin kitabını yazdınız. Mesela milli irade diyerek çıktığınız yolda bir kişinin iradesi dışında hiçbir irade tanımayarak devletin işleyişini, kurumlarını ve geleneklerini yerle yeksan etmenin kitabını yazdınız. Sayın Erdoğan, siz öyle şeylerin kitabını yazdınız ki inan kütüphanelere sığmaz. Ama artık devriniz bitti. İstesen de, istemesen de milletimiz artık mutlu yarınları konuşuyor. Kalkınmış, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi konuşuyor. Ve o güzel yarınlarda sen yoksun. Senle devri iktidarın tarih kitaplarındaki keyifsiz bir bölümden başka bir şey olmayacak. Bu gerçeği artık kabul et. Milletin kutlu iradesinden gelen bu kesin kararı inkar ettikçe hem kendine hem de ülkemize zarar veriyorsun. Artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi de çattı. Senin artık Türkiye'ye verecek bir şeyin, milletimize edecek tek bir sözün bile kalmadı. 3 yılda Türk lirasını pul ettin.
faizi ve enflasyonu yeniden hortlattın. Bu saatten sonra çıkıp istikrar için bana oy verin diyecek halin yok. Hiçbir sözünü yerine getirmedin. Bu saatten sonra çıkıp 3600 ek gösterge için, EYT'lilerin dertlerini çözmek için, öğretmen atamaları için oy isteyecek halin yok. Her gün yeni bir kadın cinayeti işleniyor. Onları koruyacak İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmayı beceremediğin yetmezmiş gibi bir de utanmadan yırttın attın. Bu saatten sonra çıkıp kadınları yaşatmak için oy isteyecek halin yok. Türkiye'yi yoksulluk, yolsuzlukta bir dünya markası yaptın. Milletin anasına sövenleri ihale manyağı ettin. Beş para etmez adamlara beş maaş bağladın. Bu saatten sonra çıkıp yolsuzluğu bitirmek için bana oy verin diyecek halin yok. Yargının üzerine çökmek için yapmadığın kalmadı. Memlekette haksızlık, hukuksuzluk almış başını gidiyor. Bu saatten sonra çıkıp adalet için bana oy verin diyecek halin yok. İşte tam da bu nedenle artık milletinin karşısına çıkıp hesap verecek yüzün olmadığı için sıkıştıkça dönüp bize sarıyorsun. Teşkilatların, dertli esnafın kapısının önünden geçemediği için bizim ziyaretlerimize adam yolluyorsun. Ama olmuyor. Kimse bu rezilliklere prim vermiyor. İşte o nedenle İyi Parti her geçen gün büyürken sen tıpış tıpış gidiyorsun. Ez cümle Sayın Erdoğan, sen artık Türkiye'nin geleceğinde yoksun. Maalesef henüz farkında değilsin. Değerli dava arkadaşlarım, bizim artık siyaseten var olmayan bir adamın fiktif gündemleriyle kaybedecek zamanımız yok. İstediği kadar hedef göstersin. Biz dün de korkmadık, bugün de korkmayacağız. O istediği kadar tehdit etsin, biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. O istediği kötülüğü yapsın, istediği hakareti etsin, istediği iftirayı atsın, biz milletimizle buluşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ne diyor Abdurrahim Karakoç? Ben milletim uğruna adamışım kendimi, bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım, mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir. Aziz milletim, partimizi kurduğumuz günden bu yana ısrarla Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için kırsal kalkınmanın hayati önem taşıdığını vurguluyoruz. Tarımdaki çözümlerimizi her fırsatta paylaşıyoruz. Çiftçimizin, köylümüzün içine düştüğü durumu bizzat kendilerine bu kürsüyü açarak dile getiriyoruz. Ama maalesef bizim bütün bu uyarılarımıza rağmen çiftçimizi görmezden gelen yanlış tarım politikaları ve Tarım Bakanı'nın bizzat kendisi ülkemiz için bir kalkınma ve milli güvenlik problemi haline geldi. Neden mi? Çünkü son 16 yılda 4.2 milyon hektar tarım arazimiz tarım dışına çıktı. Yani Konya'nın tarım arazisine eşdeğer bir alanı kaybettik. Son 10 yılda tarımın istihdamdaki payı %23'ten %17'ye geriledi. Bunun sonucu olarak da tarımdaki kadın istihdamı 1/4 oranında azaldı. Yine son 10 yılda tarımın milli gelire katkısı 70 milyar dolardan 48 milyar dolara düştü. Litresi 1.1 lira olan mazot 8 katına çıktı. Tonu 237 lira olan üre gübresi 38 katına çıktı. Süt ve besi yeminin kilosu 6 katına çıktı. Kanunda en az %1 olarak taahhüt edilen tarım desteği oranı yarı yarıya düştü. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de bütün akarsu ve derelere HES yapılmasına müsaade edildiği için çiftçimizin tarlasını sulaması baraj sahibinin inisiyatifine kaldı. Hatta bir DEDAŞ yetkilisi borçlu olan çiftçiler boşuna ekim yapmasınlar. Biz onlara elektrik vermeyeceğiz diyecek kadar
ileri gitti. Ama iktidarın çıtı çıkmadı. Bütün bu anlattığım trajik tabloya sadece bakmakla yetinen Tarım Bakanı ise saçma sapan açıklamalarına devam etti. Adeta bir fıkranın yardımcı karakteri izlenimi veren Sayın Bakan, daha çiftçiyle yetiştirici ve besicinin aynı şey olduğunu bile bilmiyor. Çünkü eğer bilseydi, zarar eden hiç çiftçimiz yok, ancak duruma göre fiyatlarda iniş çıkışlar yaşayan yetiştirici ve besicilerimiz var demezdi. Ya da çiftçimize önümüzdeki dönem kepek ekin, evet yanlış duymadınız, kepek ekin demezdi. Buradan siz de, bizi izleyenler de muhtemelen şaka yaptığımı zannetti. Aynen böyle dedi. Buradan kendisine sormak istiyorum. Söyler misiniz Sayın Bakan, ektiğiniz kepekleri ne zaman biçiyorsunuz acaba? Eğer kepeklerinizi hasat ettiyseniz çiftçilerimize de bir an önce dağıtın. Çünkü memleketimizin her yanında inek kesimleri son sürat devam ediyor. Değerli dava arkadaşlarım, biz bunları söyleyince kızıyorlar. O nedenle bu hafta milletin kürsüsünde Adıyaman'dan bir çiftçi kardeşimizi ağırlıyoruz. Mustafa Boyraz aramızda. Her hafta olduğu gibi bu haftada milletimizin içinde bulunduğu durumu bizzat milletimizden dinleyeceğiz. Tarım Bakanı'na da aynısını yapmasını tavsiye ediyorum. Buyurun Mustafa Bey, sözde kürsüde sizindir. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekiller, çok kıymetli misafirlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben kendimi sizlere tanıtayım. Adıyaman'ın kırsal kesimine düşen Pınar Yayla köyünden Mustafa Boyraz. Benim bölgemde tarım ve ikinci bir tarım çeşidimiz tütün. Dünyanın en kaliteli tütünü yetişir. Ben tarımdan bahsetmeden önce kendi ekmek param olan tütünümden bahsedeyim. Zamanım kalırsa tarımdan da bahsetmeye çalışacağım sizlere. Kıymetli misafirler, değerli milletvekilleri, benim kırsal bölgemde yarım dönüm, bir dönüm, iki dönümlük yapmacık arazilerimiz var. Bunlara traktör girmez. At bulamıyoruz, katır bulamıyoruz, belinden belleyemiyoruz. Yani anlayacağınız cefa içinde cefadayız. Ancak bizim bu tütünümüz halk dilinde kaçak tütün olarak anılır. Söyledim ya size, dünyanın en kaliteli tütünü. Nikotin oranı %0.5. Ancak 2008 yılında çıkan bir kanun ile Adıyaman'da, Besni'de, Kahta'da tekelimiz kapatıldı. 4000 işçimiz ekmeksiz kaldı. Çoluk çocuğuyla beraber 10.000 insanımız ekmeksiz kaldı. Bunun yanında bizim kaçak tütün diye tabir ettiğimiz tütünümüz de yasaklandı. O zamanki Adıyaman milletvekili Şevket Köse verdiği önergelerle, çabalarıyla bize 50 kilogramı kadarını serbest bıraktırmaya çalıştı ve bugüne kadar devam etti. Bugün her ne kadar Sayın Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere çalışıyor ve çabalıyorsa da, siz milletvekillerinin İyi Parti adına da bize destek verip meclise önerge vermenizi çok rica ediyoruz. Ocak 2021 tarihinde bu tütünümüzün tamamen yasaklanacağı
verilen son tarih. Anlayacağınız, biz ekmeksiz, çocuklarımız okuyamayacak, kızlarımız çeyiz dizemeyecektir. Lütfen bize destek olun. İktidar bize destek olsun. Adıyaman milletvekilleri bize destek olmuyor. Lütfen sizler bize destek olun. Yalvarıyoruz, sizlerden rica ediyoruz. Türkiye tarımına aynı zamanda bu memleketin bir parçası olan Adıyaman tarımına gelince ben 2020 yılında Avrupa'dan, Amerika'dan Türkiye'ye giriş yapan yani ithal gelen tütünün tonajı 115 bin ton. Adıyaman'da üretilen tütünün tamamı 5 bin ile 10 bin ton arasında değişir. Dışarıdan gelen Johnny'lerin tütününü hangi vergiye tabi tutuyorsanız bizi de o vergilere tabi tutun ama ekmeğimize tokanmayın. Yazıktır, günahtır. Biz de bu ülkenin evlatlarıyız. Biz tütün yetiştiriyorsak her nasıl ki Rize'de çay, Ordu'da fındık, Konya'da buğday, Adana'da pamuk, Mersin'de portakal neyse Adıyaman tütünü de budur. Bizim ekmek paramız da bu tütündendir. Tarıma gelince sizlere birkaç kelime edeyim eğer hocam da müsaade buyurursa. Türkiye tarımında mazotun litresi 8 lira. Gübrenin tonu 9 bin lira. Buna su, elektrik, tohum parası eklendiğinde sıfır elde var, sıfırın altında bir. Yani sıfır elde sıfır kalsa yine diyeceğiz başa baş çıktık ama ne yazık ki sıfır altında eksi sıfır birlere gidiyoruz. Ektiğimiz bizi karşılamıyor. Neden? Sulama projelerinin olmayışından, olanların tamamlanmadığından, gübrenin bize çok fahiş fiyatlarla verildiğinden, mazotun çok fahiş fiyatlarla verildiğinden, gemilere, yatlara vergi yok, mazot vergisi yok. Pırlantada altında yok. Ya bu çiftçinin traktörü, traktörü ne kadar lükstür ki? Bundan bu kadar mazot vergisi alıyorsunuz ya. Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Ya biz bu traktörlerimizin bu kadar lüks olduğunun hiç farkına bile varmamışız. Ama bu kadar lüks olacak ki bütün traktörlerimiz de icralıktır ama. Bunu da iktidara hatırlatmak isterim. Traktörlerimizi hangarlarımıza çekemiyoruz. Başka hangarlarda saklamak zorunda kalıyoruz. Kusura bakmasınlar. Eğer ki Türk çiftçisinin önünü açarlarsa Türk işçisi dünya tarımının içine katılır. Dünya tarımına damgasını tarihini yazar. Biz buna ehiliz, biz buna layığız, biz bunun üstesinden gelebiliriz. Bizi küçük düşürmeyin, Allah rızası için bizi ekmeğimizden oynamayın, bizi ithal samanlarından avutmayın. Siz çiftçinin önünü açarsanız biz hububatımızı, sebzemizi, meyvemizi, samanımızı da kendi ülkemizden çıkarır, besicilik de yaparız, tarihimizi de yazarız. Ama bizi ithala mecbur ettiğiniz zaman benim tarımım bitiyor, benim vatandaşım fakirleşiyor, benim topraklarım tarım alanının dışına itiliyor. Yazıktır, çok yazıktır, günahtır. Ben sizlere Gazi Mustafa Kemal'in
bir sözünü hatırlatayım. Köylü milletin efendisidir beyler, unutmayın. Ama siz köylüyü milletin efendisinden çıkarıp kala kala 7 milyon şu anda köylü bıraktınız. Şu anda kırsal kesimde, köy kesiminde çalışan 7 milyon insanım vardır. Yani anlayacağın, benim bütün milletim 83 milyonum efendidir ama 7 milyon milletin efendisini bıraktınız. Geriye dönün, tarihinize göz atın. Tarihini bilmeyen geleceğini çizemez. Sizlere sözlerimi bitirmeden önce küçük ama beni idare edeceğiniz kadar bir şeyler daha söyleyeyim. Biz 6. filoya defol dedik, dar ağaçlarında sallandık. Kahrolsun Amerikan dedik, zindanlarda çürüdük. Bırakın beyler, önümüzü açın, açın. Önümüzü açın. Biz de önümüzü görelim, yürüyebilelim. Eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava ağır, bu dava büyük. Su iner yokuşlarda hep basamak basamak. Benim ise alın yazım yokuşlarda susamak. Kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim dilerse büklüm büklüm vurulur. Sakarya'ya Türk bayrağı çekilir. Teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Anadolu'nun irfanını, ferasetini dinledik ve izledik. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Allah razı olsun. Aziz milletim, bu beceriksiz yönetime baktığımda bir yandan tarımın artık bir milli güvenlik problemi haline gelmiş olmasına üzülüyorum. Diğer yandan da Cumhuriyetimiz kurulurken başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o günün bakanlarının, o günün bürokratlarının verdikleri olağanüstü mücadeleye, gösterdikleri kararlılığa ve inşa ettikleri kurumlara sahip çıkılmamasına üzülüyorum. Biliyorsunuz, geçen hafta atamızın aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümüydü. Ben de bugün onun aziz hatırasını anmak ve gösterdiği yolda tarım vizyonumuzdan bir kesit sunmak için size bir projemizi anlatmak istiyorum. Edilmiş, Lozan Antlaşması imzalanmış ve vakit kaybedilmeden İzmir İktisat Kongresi yapılmıştı. Tek bir düşüncesi vardı. Genç Türkiye sağlam adımlarla gelişmeli, ekonomik bağımsızlık sağlanmalı ve büyük Türk milleti hak ettiği refaha kavuşmalıydı. Çünkü burası vatan toprağıydı ve kaderine terk edilemezdi. Bir an bile düşünmeden harekete geçti. Gazi Orman Çiftliği ile başladı. Savaştan çıkmış çorak Türkiye yeniden yeşeriyordu. Meyve bahçeleri, fidanlıklar, bağlar ve meralar. Sayısız ahır ve ambarlar. Zirai alet ve demir fabrikaları. Süt ve yoğurt imalathaneleri, değirmenler derken sığır ırkının islahı, arıcılık, tohum üretimleri bunu takip etti. Ülke bambaşka bir vizyonla yepyeni bir geleceğin tarlalarını sürerken, Türk insanı çalışkanlığıyla bu kez ikinci bağımsızlığını kazanıyordu.
ekonomik bağımsızlığını. İşte biz o vizyonun bugünüyüz. Geleceğimizi güçlü bir biçimde yeniden kazanmak için aynı amaç ve felsefenin izinden ayrılmadan Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi'ni kuracağız. Senin ölümsüz vizyonun, senin vatan sevdanla senin yolunda. İyi Parti. Aziz milletim, gelin şimdi biraz geriye 1913 yılına gidelim. Mustafa Kemal Atatürk Sofya'da, genelde diplomatik misyonun gittiği bir pastanede kahvaltı yaparken içeriye bir köylü girer. Köylü bohçasını masanın yanına bırakır ve oturur. Bir garson gelir, köylü süt ve kek ister. Garson ise köylüye, "Burası senin için değil, alamam seni," diyerek pastaneden çıkartmaya çalışır. Köylü itiraz eder. Ardından birkaç garson daha gelir. Onlar da köylüyü dışarı çıkartmaya çalışır. Sonunda köylü öfkelenir. Bağırarak, "Senin sattığın sütü ben üretiyorum. Senin sattığın pasta, börek, çöreğin ununu ben üretiyorum. Peynirini, yoğurdunu ben üretiyorum. Pastaneye koyduğun meyveyi ben üretiyorum. Sen benim ürettiklerimi bana vermiyorsun, öyle mi?" "Hayır, çıkmıyorum. Kahvaltımı burada yapacağım," der. Herkes sus pus olur. Köylünün istedikleri masasına gelir, kahvaltısını yapar, bitirince bir miktar parayı masaya fırlatır ve çıkar gider. Tüm bu olanları izleyen Mustafa Kemal Atatürk, küçük kareli not defterine şu notu düşer: "Bir gün benim köylüm de bu köylü gibi olursa millet olduk demektir." O gün defterine "Köylü milletin efendisidir" diye yazar. Atatürk aynı defterine yazdığı gibi Türk milletinin kendi kendisinin efendisi olmasını ve birer birey olarak muasır medeniyetler seviyesine koşar adım gitmesini hedefliyordu. Fakat koşullar çok zorluydu. İşte böyle bir dönemde bir gün yanına henüz genç bir ziraat mühendisi olan Tahsin Bey'i çağırır. Birlikte bataklık, sivrisinek ve hayvan leşlerinin olduğu kötü bir yere giderler. Tahsin Bey'in "Paşam, hayrola?" sorusu üzerine Atatürk, "Buraya bütün masrafı cebimden olmak üzere bir orman çiftliği yapmak istiyorum," der. Tahsin Bey, "Paşam, buranın ıslahı ya sizin paranızı tüketir ya da zamanınızı. Neden verimli topraklar varken gelip de burayı tercih ettiniz?" diye sorunca da Atatürk, "Ben en zor olanı yapayım da siz arkamdan kolayları nasıl olsa yaparsınız," cevabını verir. Daha sonrasında Tahsin Bey, o bölgede hiçbir şeyin yetişmeyeceğini, boşuna uğraşılmaması gerektiğini bir rapor olarak sunar. Atatürk raporu okur ve belgenin altına aynen şunları yazar: "Burası vatan toprağıdır, kaderine terk edilemez." Mustafa Kemal Atatürk işte bu düşünceler içerisinde Gazi Orman Çiftliği'ni kurdu. Çiftlikte bir taraftan araziyi ıslah ederken diğer taraftan da ağaçlar, fidanlar dikiyordu. Yurt dışından getirdiği damızlık düvelerle yerli sığır ırklarımızın ıslahına çalışırken aynı zamanda verimi yüksek tavuk ırklarının yetiştirilmesine de gayret ediyordu. Aynı şekilde getirdiği traktörler ve makineler ile tarımda mekanizasyonu başlatıyordu. Bununla da yetinmeyip ziraat mühendisi Ali Numan Kıraç'ı kurak koşullarda yetişebilen tahılların geliştirilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyordu. Bütün bunları da çiftçilerin öğrenmesini sağlamak için yapıyordu. Aslında Atatürk Gazi Osman Orman Çiftliği'nde yaptıklarıyla AK Parti iktidarının bugün dahi anlamını kavrayamadığı tarımın
ne demek olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini bizlere anlatıyordu. Sözden ari davranış ortaya, tutum ortaya koyarak. Çiftçilerin kendilerinin işletmelerinin, çiftliklerinin, tarımsal ticaretin efendisi olmasını istiyor. Böylelikle hem kendilerinin hem de milletimizin ekonomik bağımsızlığını elde etmesini hayal ediyordu. Vizyona bakar mısınız? Allah gani gani rahmet eylesin. Değerli dava arkadaşlarım, peki biz şimdiye kadar atamızın mirasını, bu mirasını koruyup onun bu eşsiz vizyonuna sahip çıkabildik mi? Maalesef hayır. Hazineye şartlı olarak devredilen 102 bin dekarlık çiftlik arazisi AK Parti iktidarında 33.891 dekara düştü ve ranta teslim oldu. Peki kaybolan Atatürk Orman Çiftliği arazisinin yerine ne yapıldı dersiniz? Sayın Erdoğan'ın kışlık sarayı ile dinozor park. Gerçek bir rezalet. İşte o nedenle İyi Parti olarak biz Atatürk'ümüzün mirasına, tarımla ilgili vizyonuna, köylerimiz için hayal ettiği sosyo-kültürel gelişim fikrine ve onun toprak, ağaç ve doğa sevgisine sahip çıkmak için Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi projemizi hazırladık. Bu önemli projemiz ile Atatürk Orman Çiftliği'ni şanına ve amacına yakışır şekilde Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi haline getireceğiz. Akademide mevcut tarımsal araştırma enstitülerini ekleyip teknoparklar ile de bağlantısını sağlayarak bölge coğrafyasının en üst düzey tarımsal araştırma, bilgi ve bilişim merkezini kuracağız. Akademi ile ilgili çalışmaları 5 yıl içinde tamamlayarak gelecekteki gıda güvenliğimizi güvence altına alacağız. Yani akademiyi bir milli güvenlik unsuru olarak göreceğiz. Bunun yanında ülkemizde hali hazırda tarımsal alanda bulunmayan büyük veri altyapısını Tarım Bilimleri Akademisi bünyesinde oluşturacağız. Bu büyük veri sistemi Artagan projesinin tarımla ilgili ekosistemi olacak. Böylece tarımsal büyük veriyi sektörün ve ilgili paydaşların hizmetine sunacağız. Akademi aynı zamanda tarım alanındaki ARGE çalışmalarına da yön verecek. AK Parti iktidarında tarımda ARGE çalışmaları için harcanan para 2020 yılında 845 milyon lira iken 2021'de 761 milyon liraya düştü. 2020 verilerine göre ülkemizde makine ve teçhizat sanayisinde yer alan 174 ARGE merkezinin içinde tarımla ilgili ARGE merkezi yoktur. Oysa sadece tarım makineleri sektöründeki ARGE çalışmalarına hız verdiğimizde bile dünya ticaretinden aldığımız payı 10 milyar doların üstüne çıkarmamız mümkün. 2018 yılında tarım ARGE'sine harcanan miktar Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 milyar dolara, Avrupa Birliği toplamında ise 10 milyar avroya ulaştı. Yani Türkiye'nin harcadığının tam 150 katı. İşte size AK Parti'nin tarım ve teknoloji vizyonu. İşte o nedenle biz iktidarın Türkiye'yi tarımda dışa bağımlı yapan bu çapsız ARGE anlayışını da değiştireceğiz. Akademiyle ülkemizi sadece ham madde ve düşük katma değerli ürün ihraç eden ülkeler liginden hızla çıkaracağız. Değerli dava arkadaşlarım, Tarım Bilimleri Akademisi'nde Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Biyoçeşitlilik Merkezi de yer alacak. Ülkemiz 14 bin civarında bir biyoçeşitliliğe sahip. Bu tüm Avrupa'dakinden daha fazla. Üstelik ülkemizde bulunan bitki biyoçeşitliliğinin 1/3'ü de endemik. Mesela Svalbard küresel tohum deposunda Türkiye'ye ait 23 bin örnek bulunuyor. Bu örnekler milyarlarca dolarlık bir ticaret potansiyeline işaret ediyor. Uluslararası tohum firmalarının Anadolu'muza ait tohumları kendi adlarına tescil ettirdiklerini ve bunlar üzerinden milyarlarca dolar para kazandığını biliyoruz. Dünyadaki yıllık tohum ticaretinin 50 milyar doların üzerinde olduğu günümüzde ülkemizin bu değerden sadece 162 milyon dolar pay alması akılla izah edilebilecek bir durum değildir. Oysa
gerek bir şekliyle yurt dışına götürülmüş veya kaçırılmış, gerekse de küresel tohum bankasında saklanmakta olan genetik kaynaklarımızın geri alınabilmesi mümkün. Ülkemizin yakın gelecekteki en büyük mücadele alanlarından birisi gen kaynaklarımızın korunması ve geriye dönüşlerinin sağlanması olacak. Uluslararası anlaşmalar bu kaynakların ait olduğu coğrafyanın ispatlanması durumunda menşeine iadesini zorunlu kılıyor. İşte o nedenle Tarım Bilimleri Akademisi bizim için tam da bu ihtiyacı karşılayan uluslararası bir kurum olacak. Atatürk Orman Çiftliği hedeflediğimiz gibi bir akademi haline geldiğinde 50 milyar dolarlık dünya tohum ticaretinden en az 10 milyar dolarlık bir pay alacağız. Değerli milletvekili arkadaşlarım, mevcut durumda ülkemizde tarımda yapay zeka kullanımı neredeyse yok denecek kadar az. Tarımda 4.0'a geçen işletme sayısı ise hemen hemen hiç yok. Bizim hem mevcut tarım işletmelerimizi tarım teknolojileriyle buluşturmamız hem de tarım teknolojilerini kullanan yeni işletmeler kurmamız gerekiyor. İşte bu nedenle ülkemizin tarım 4.0'a geçmesini kolaylaştırmak için akademi içinde bir de bilişim merkezi kuracağız. Bu merkez ilk 5 yıl içinde kuracağımız tarım 4.0 ile uyumlu 25 bin orta ve büyük ölçekli yeni işletmenin ve gönüllü toplu tarım projemiz ile ölçek büyüklüğüne ulaştıracağımız 40 bin tarım işletmesinin teknolojik teminatı olacak. 25 bin yeni işletme ve 40 bin gönüllü tarım işletmesi. Hedeflerimizi hayata geçirdiğimizde tarımdaki yıllık brüt hasılamıza yaklaşık 120 milyar lira ve %22 civarında ek katkı sağlamış olacağız. Aziz millet, ayrıca Atatürk'ümüzün hazineye bağışladığı tek çiftlik Atatürk Orman Çiftliği değildir. Bağışladığı tek arazi de Atatürk Orman Çiftliği arazisi değildir. Toplamda tam 154.729 dönüm, yani 154.7 kilometre kare arazi var. Yalova Millet Çiftliği, Yalova Baltacı Çiftliği, Silifke Tekir Çiftliği, Silifke Şövalye Çiftliği, Tarsus Piloğlu Çiftliği, 4 yol Karabasamak Çiftliği ve 4 yol Portakal Bahçesi ile birlikte toplam 8 çiftlikten bahsediyoruz. Her çiftliğin de birbirinden değerli hikayesi var. Hele bir de dil ucu sınır kapısı var ki gerçek bir dış politikadan başarısı. 15 kilometre uzunluğundaki bu arazi bizi Azerbaycan'a bağlıyor. Atatürk bu araziyi İran Şahı'ndan parasını cebinden vererek satın almış. İşte biz bu çiftlikleri de, bu çiftliklere çökmeye çalışanları da unutmayacağız. Atatürk'ün o büyük vizyonuna uygun hale gelmeleri için ne gerekiyorsa yapacak ve her birini ülkemizde tarımı şaha kaldıracak bilim ve teknoloji merkezleri haline getireceğiz. Aziz milletim, Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi projemizi hayata geçirirken aynı zamanda yaparak, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenme yaklaşımı ile 50 tarım meslek lisesi açacağız. Çiftçi çocuklarına pozitif ayrımcılık yaparak bu okullarda okumaları için ek kontenjan ve ek puan vereceğiz. Bu liseleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlarken uygulama ve yönetim açısından sorumluluğu ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na vereceğiz. Böylece bu liselerden mezun olacak her gencimize iş imkanı sağlarken tarım sektörünün şiddetle ihtiyaç duyduğu öğretici, uygulayıcı, teknik eleman açığını da gidermiş olacağız. Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi projemiz milletimize ve memleketimize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, bugün mertlikten, sadakatten, dürüstlükten, vicdandan ve ahlaktan dem vuranların gerçekte ne olup ne olmadıklarını en iyi biz biliyoruz. Biz onların mertliğini milletin sesinden, memleketin gerçeklerinden kaçıp saraya kapandıklarında gördük. Biz onların milletimize olan sadakatini saray danışmanlarına
5-10 maaş verirken gençlerimizin işsiz ve çaresiz gezmesine göz yumduklarında gördük. Yandaşlarını ranta doyururken emekliyi, çiftçiyi, esnafı borca boğduklarında gördük. Biz onların dürüstlüğünü, koltuklarını kaybetme korkusuyla sığındıkları iftiralarda, milletimizi kandırmak için anlattıkları masallarda gördük. Biz onların vicdanını evi yanan, çaresiz kalan, açım diyen vatandaşa çay fırlatırken, tarlasına incir ağacı diktikleri çiftçileri, yurtsuz bıraktıkları gençleri terörist ilan ederken gördük. Ama merak etmeyin, bu gerçekleri milletimiz de görüyor. Onların tek başlarına adım bile atamadıkları, bizim ise karış karış gezdiğimiz Anadolu'nun sokaklarından bir ses yükseliyor. Hayal kırıklığına uğrayan insanlarımızdan bir ses yükseliyor. Esnaftan, çiftçiden, emekliden, öğrenciden, kadınlardan, gençlerden, topyekün milletimizden bir ses yükseliyor. Milletimiz bu beceriksiz yönetime artık yeter diyor. Artık millet bizi çağırıyor. Milletimiz artık bizi, İyi Parti'yi iktidara çağırıyor. Herkes içini ferah tutsun. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Vizyonumuzla, çözümlerimizle, projelerimizle geliyoruz. Arkamızda milletimizin desteği, omuzlarımızda zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa etmenin büyük sorumluluğuyla geliyoruz. Az kaldı. Sandık her geçen gün daha da yaklaşıyor. O kutlu gün gelecek ve Allah'ın izniyle bu çile bitecek. Milletimiz yetkiyi verecek ve İyi Parti iktidarında söz yeniden milletin olacak. Çünkü bizim yolumuz hak yoludur, hakikat yoludur, adalet yoludur. Bizim yolumuz millet yoludur. Bizim yolumuz Ömer'in yoludur. Bizim yolumuz Atatürk'ün yoludur. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyor. Toplantıyı kapatıyorum.